Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bölgemizdeki mevcut işletmelerin hem rekabet güçlerini arttırmaya yönelik hem de gerek kamu genel de özel sektörün yeni yatırımlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Şabanözü ilçesinde patlayıcı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik bir fizibilite çalışmasını Şabanözü Belediyesi ile beraber yürüttük. Bu projemiz Kalkınma Ajansımızın fizibilite desteği programı kapsamında desteklenmiş oldu. Şabanözü Ankara'ya oldukça yakın bir mesafede ve bu çalıştığımız alanda mevcutta 3 tane fabrikamız faaliyetlerini gösteriyor. Doğal bir aslında kümelenme söz konusu burada. Arazi yapısı itibariyle de patlayıcı üzerine tesislerin rahat kurulabildiği bir arazi yapısı mevcut burada. Tabii ki mevcut firmalarımızın büyüyebilmeleri hem de yeni yatırımcıların buraya gelmesi noktasında buranın artık bir ihtisas organize sanayi bölgesi olarak ilan edilmesi ve bu çalışmaların yürütülmesi oldukça elzem açıkçası. Şabanözü Çankırı 5. derece teşvik bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi yaptığımızda da yeni yatırımcılar 6. bölge teşviklerinden de yararlanabilmiş olacaklar. Lokasyon itibariyle dediğimiz gibi Ankara'ya çok yakın ve ulaşım imkanları oldukça kolay ve yeni yapılan ulaşım yatırımlarıyla da lojistik açıdan çok avantajlı bir konumda olacak burası. Mevcutta ayrıca bir karma organize sanayi bölgemiz de var. Bu karma organize sanayi bölgesi de şu an mevcutta dolmuş durumda. Onun da ilave etaplarının yapılması, genişlemesi gündemde. Bu anlamda ilan edilecek patlayıcı ihtisas OSB'nin de yeni yatırımcılara oldukça cazip fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızla birlikte hem patlayıcı hem de fişek imalatında faaliyet gösteren firmalarımızla bir araya geldik. Kalkınma Ajansımızın bu patlayıcı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması ile ilgili olarak bir fizibilite çalışması olmuştu. Onun sunumunu gerçekleştirdi arkadaşlar. Böyle olunca özel sektör temsilcilerimizle de durumu bir değerlendirme, hani önümüzdeki süreçteki yol haritasını belirleme konusunda bir istişarelerde bulunduk. İnşallah hayırlı olsun. Yani biz Çankırı genelinde ki faaliyet gösteren hem 4 OSB bölgemizde hem de OSB dışında da faaliyet gösteren tüm sanayicilerimizi elden gelince işbirliği halinde mevcut sektörleri ileriye taşıma, istihdamı artırma konusunda hep beraber işbirliği çalışma gayreti içerisindeyiz. Bugün de burada bunun bir örneğini görmüş olduk. Ben hani hem arkadaşlarımıza fizibilite raporunun hazırlanmasında hem de
sanayicilerimize, ev sahipliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Yani burada zaten doğal olarak oluşmuş bir bu patlayıcı ve fişek konusunda bir imalat kümelenmesi var. Bizim hedefimiz de inşallah bunu el birliği içerisinde daha ileriye taşımak. Hani böyle hem Çankırı'nın hem Şabanözü'nün bu konuda önder bir yer olmasını sağlamak istiyoruz. Burada Şabanözü'nde patlayıcı ihtisas organı sanayi kurulmasıyla ilgili Kuzkay'la ortaklaşa işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz sizi bir raporunu şu anda görüştük. Bununla ilgili kapanış briefingi yaptık. Kuzkay'la işbirliğimiz nasıl başladı? İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda başladı aslında. Neydi bu ihtiyaçlar? Şabanözü'nde biliyorsunuz bir tane organize sanayi var. Organize sanayimizde yaklaşık 4000 kişi çalışmakta. Bunun 1500 kişi dışarıdan gelmekte. Ama bir de kümeleşmiş bir patlayıcı, fişek ve mermi üreten fabrikalarımız vardı bu bölgede. Onlarla ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Çünkü onların depolama mesafeleriyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bununla ilgili de biz buranın organize olmasını ve Türkiye'de ilk olmasını istedik. İhtisas organize sanayi kurulmasıyla alakalı bunun başlangıcını bizi bir tarafına oluşturarak Kuzkay işbirliğiyle gerçekleştirdik. Şimdi raporu arkadaşlar birazdan sunacaklar inşallah. Hani söylediğim şu, ben artık sanayide işte daha rahat bir mesafe kat edebilmesini. Bu fizibilite kapsamında teknik bir konu olduğu için hazırlanan raporun bir sunumu gerçekleştirildi birazdan.